Platform 2 filmini izledik ve kafamız yine çok karıştı. Birinci filmde olduğu gibi ikinci filmde de birçok metafor ve gönderme var. Yalnız birinci filmle ilgili incelememizde metaforlardan, göndermelerden zaten kısaca bahsetmiş. Sonrasında da filmin aslında ne anlatmaya çalıştığı ya da filmin geçtiği dünyada neler olduğunu açıklamaya çalışmıştık. İkinci filmde ise tamamen filmin neyi anlatmaya çalıştığı ve gidişatını, filmdeki dünyanın nasıl bir dünya olduğunu ve filmin sonunda ne olduğunu, bir sonraki film çıkarsa bizi nelerin beklediğini analiz etmeye çalışalım. Öncelikle ikinci film birinci filmden 10 ay daha geçmişte geçiyor. Yani ikinci filmde izlediğimiz kısım geçmişi anlatıyor. Burada bunun 10 ay daha eski olduğunu anlamamızda bize samuray bıçaklarını yanında getiren abimizin 72 numaralı katta kaldığından bahsediyordu zaten birinci filmde ve onunla ilk kez 72. katta karşılaşıyoruz ve zaten 10 tane odada kaldığını biliyoruz. Yine birinci filmde bunların hepsini tek tek sayıyordu. Buradan yola çıkarsak 10 ay geçmişte olduğumuzu analiz edebiliriz. Birinci filmde yine yukarıya platformla beraber gönderilen çocuk sahnesinde kafalar biraz karışmıştı. Yani yukarıya bir puding mi gönderildi yoksa bir çocuk mu gönderildi mesaj olarak bunu anlayamamıştık. Çünkü yukarıdaki aşçıların pudingin üzerindeki saçlarını kime ait olduğunu anlamaya çalıştıkları bir sahne vardı. Buradan yola çıkarak yukarıya puding gönderildiğini düşünmüştük ama aynı zamanda çocuk olan bir sahne de vardı. Çocuk hayal ürünü müydü yoksa puding sahnesi mi gerçek değildi ya da puding alakası bir sahne miydi? Bunu çok da analiz edemiyorduk ama bu filmde aslında çocukların tamamen gerçek olduğunu anlamış olduk. Şöyle ki filmin sonunda gazla herkesin uyutulduğu sahneden sonra karakterimiz 333. katta uyandığında karşısında yerçekimsiz bir ortamda insanların etrafı toparladığını ve ölmüş bedenleri bir araya getirip platformdan dışarıya çıkarttığını, ayrıca yine 333. kattaki bir tane yatakta yatmakta olan bir ceset var. Bu cesette bir çocuk bedeni. Bunu da kaldırıp diğer cesetlerle beraber dışarıya çıkarıyorlar. Onun yerine yeni bir çocuk getiriyor ve yine bu yeni getirilen çocuğun da birinci filmde çocuğunu arayan kadının kendi çocuğu olduğunu yine filmin içindeki sahnelerde bize gösteriyorlar. Birinci filmde oğlunu arayan bir kadından bahsediliyordu ama filmin sonunda bir kız çocuğuyla karşılaşmıştık. Yani burada filmin sonunda yukarıya gönderilmiş olan çocuk bir önceki filmdeki kadının oğlu oluyor. Bunu da filmin içerisinde verilmiş olan başka bir sahnede yine aynı kadın eşiyle birlikte geliyor ve çocuğunu o piramit şeklindeki yapının en üstüne ulaşan çocuk onların çocuğu muhtemelen. Çünkü el ele tutuşarak geldikleri gibi gidiyorlar ve onların çocuğu platforma dahil olmuş oluyor. Ancak dediğim gibi 10 ay öncesindeki bir süreçti bu. 10 ay önce çocuğunu içeriye dahil eden kadın platform 1 filminde de kendi çocuğunun dahil ettiği için anlaşıldığı üzere pişman oluyor ki tekrar platforma girip çocuğunu aramaya başlıyor. Yine şunu anlayabiliriz. Platform bazı insanlar için bir hapishane, bazı insanlar için bir derece alma mekanizması, bazı insanlar için de çocuklarını dahil ettikleri ya da çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için belki de dahil ettikleri bir organizasyon diyebiliriz. Peki bu platformun yaşandığı dünyayı incelediğimizde içeriye katılan insanların normal sıradan hayatlar yaşadıklarını görüyoruz. Yani onların anlattıklarından yola çıkarsak normal bir hayatları var. Bir tanesi televizyonda reklam izlerken samuray bıçakları alıyor. Öteki sigarayı bırakmak için geliyor. Biz platformun bize anlatıldığı kadarıyla yaşandığı dünyanın sıradan bir dünya olduğunu gözlemliyoruz ama insanların aynı zamanda sıradan bir dünyaya çocuklarını getirmesi ve buraya bırakması da anormal bir durum olurdu. Buradan yola çıkarak çocuklara yine iyi bir gelecek sağlanması için bazı insanlar çocuklarını buraya bırakıyor. Yine mantıklı düşünmeye çalıştığımızda ya gerçekten bir mantık uydurmak çok zor. Hem hapishane hem derece verme yeri hem de çocukların bırakıldığı bir yer gibi aynı zamanda yer çekiminin olmadığı bir ortamda geçiyor. Çünkü filmin yine final sahnesinde normal dönemde yani herkesin uyutulduğu dönemde yer çekiminin olmadığını görüyoruz. Buradan sistemin uzay üssü gibi bir yerde olduğunu tahmin edebiliriz. Ben bunları hepsini bir araya getirdiğim zaman ulaşabildiğim sonuç en mantık sonuç. Birçok senaryo düşündüm ve ulaşabildiğim en mantık sonuç şu. Platform dünya dışında yaşanacak yeni bir hayat formunda insanların uygulaması gereken en iyi sistemi birçok deneme sonucunda elde edip yeni yaşam formunda yer alacak çocukları da yine bu platform aracında seçip daha sonra uygulanacak sistemi bu şekilde kurgulamayı planlıyorlar. Yani örnek veriyorum. Birinci filmde kapitalizmi izlemiştik. İkinci filmde ise sosyalizmin denenmesi uygulanıyordu. Muhtemelen bu platform sistemi belki 10 yıllarca sürecek ve oradaki insanlar aslında dünyanın bir minyatürünü canlandırdığı için insanların huzur içinde yaşayabileceği en düzgün sistem belki belirlenmeye çalışıyor. Bir deney ortamı gibi düşünebiliriz. Ve bu deneyden elde edilecek sonuçla da yeni kurulacak belki uzayda ya da başka bir yerde yine dünyada da olabilir. Bir hayat formunda seçilmiş olan çocuklarla yeni kurulacak sistemde bu deneyden elde edilen sonuçlardan faydalanacak. Muhtemelen bu sistemin bir sonraki filmde yani Platform 3'te bu sistemin bir deney olduğunu ve buradan elde edecek sonuçlarla da dediğim gibi yeni bir hayat formu oluşturulacağından bahsedilecek. Çünkü başka bir mantık uydurulamıyor. Hani buranın ben ilk filmde bir simülasyon olduğunu düşünmüştüm. Ama çocukların varlığı, çocukların buraya gelmesi, işte mesela her ay bir çocuk ölüyor bu filmde. Çünkü eğer aşağı birisi inmezse, herhangi bir çocuğu kurtarılmazsa çocuklar ölüyor. Yani insanlar, aileler çocuklarını buraya bıraktıklarında aslında hayatlarını bile tehlikeye atıyorlar. Yani normal insanların suçların veya derece almak isteyenlerin buraya katılmalarını anlayabiliyorum. Yani burada insanların ölmeleri de belki gerçek değildi bir simülasyon olsaydı ama insanların çocuklarını buraya dahil etmelerinin tek mantıklı bir sebebi olabilir. Onlara daha iyi bir gelecek sunmak istemeleri. Tabii buraya katılan çocukların akıbetini muhtemelen aileleri daha sonrasında bilmediği için yine birinci filmde çocuğunu arayan kadının çocuğunu zaten kendi elleriyle teslim ettiğini ve 10 ay sonra da tekrar platformun için onu aradığını görürüz.
Halbuki çocuk başarılı olan çocuklardan biri olarak yukarıya gönderilmişti. Yani ailelerin çocuklarının başarılı olup olmadığını, haberdar olmadığını buradan az çok anlayabiliyoruz. Yani buradan yola çıkarak ben platformun bir çeşit deney olduğu, dediğim gibi gelecekte çocuklarla oluşturulacak olan yeni bir yaşam formunda insanların daha iyi bir hayat sürebilmesi, gerek uzayda gerek dünyada, gerekse başka bir gezegende daha iyi bir hayat sağlanması için kurgulanmış bir deney olduğu ile ilgili tek mantıklı ulaşabildiğim sonuç bu. Tabii daha farklı sonuçlar da türetilebilir. Bugün izledim filmi, bugün çıktı zaten. Farklı fikirler olan arkadaşlar varsa yorumlarda paylaşabilir. Mantıksız gelenler de olabilir ama ben sadece şu metaforlar var, bunları anlatmaya çalışmışlar. İşte piramit yapısı onu anlatmaya çalışıyor ya da platform bunu anlatmaya çalışıyordan ziyade filmde ne oluyor, bir sonraki filmde ne olacak bunları anlamaya çalıştım. Zaten platform tarz olarak birçok şeyi gizlemeye çalışan bir film ki benim gibi insanlar bunu araştırmaya çalışsın, sizin gibi insanlar bunu araştırmaya çalışsın ve film kendi reklamını yapsın ve gündem olsun. O yüzden birçok şeyi gizlemişler. Biz de bunu çözümlemeye çalışıyoruz. Ben platformdaki detaylara baktığımda ulaşabildiğim en mantıklı sonuç bu. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim.